Rüya! Merhaba. Rüya, şimdi sana uzun zamandır istediğin bir şeyi aldım. Neyi aldın? Bak burada. Burada uzun. Rapunzel'i. Evet, Rapunzel aldım. Hemen Ve ben de çıkartıyorum. bunlar için bu Rapunzel'in cadı annesi, bu da kral. Aa, tamam. Yani şu çıkartmama yardımcı olur musun? Evet, şimdi birazcık geriye git niye bir bakalım. paket yaptın? Çünkü senin sevdiğin bir şey olduğu için ben de sana sürpriz yapmak istediğim için bunu hediye paketi yaptım. İyi yapmamış mıyım Rüya? İyi yapmışsın. Hadi açalım. Hadi açalım. Bir dakika, birazcık geri gidebilir misin? Çünkü ben seni gerçekten böyle çok zor görüyorum. Azıcık geri gidersen sevinirim. Hadi açalım. Hadi aç bakalım şimdi. Bakalım beğenecek misin? Uzun zamandır hani sen istiyordun bu Rapunzel'i. Arkadaşlar ben de Rüya'ya demiştim, tamam demiştim. Uygun olduğumuz zaman da sana bu Rapunzel hediyesini, ya daha doğrusu oyuncağını alacağım. Çünkü bayağıdır Rüya bunu istiyordu ama ben de bayağıdır alamamıştım, almamıştım. Şimdi aldım, söz vermiştim. Sözümde tuttum, durdum. Açabiliyor musun? Yardımcı olayım mı? Açıyorum da. Rapunzel ne diyorsunuz arkadaşlar? Hani bir tane masal var. Saçlarını böyle kuleden aşağıya uzatıyor. Prens geliyor. İşte o masaldaki kız. Yavaş aç Rüya, yavaş aç. Acele etme. Rüya, yavaş açar mısın lütfen? Rica ediyorum. Tamamdır bakalım. Acı açalım. Bir dakika dur. Nasıl, güzel mi? Kutusunu önce bir gösterir misin bize? Şöyle ben göstermek istiyorum. Ben Çocuk kayboldum. etsin. Görüşürüz. Niye kayboldun? Bakın arkadaşlar, işte o bahsettiğim Rapunzel bu. Yavaş Rüyacığım, kameraya geldi Rüyacığım. Yavaş anneciğim, kameranın önüne geliyor. Vuruyorsun, buraya vuruyorsun. Kamera çekmez öyle yaparsan. Hadi Dikkatli ol açalım, çok biraz. heyecanlıyım. Hadi aç bakalım, yavaş Ama yavaş ilk önce çıkar. bant. Tamam, bantını çıkart önce. İyi de çok zor bu bant. Dikkatli dikkatli, yavaş yavaş açabilirsin. Tırnağın Bir olmadığı için zor olabilir. sürü... Niye bunlar bant yapıştırıyor ki? Açılmasın diye, çünkü raflara koyuyorlar oyuncakları. Düşünce... İşte açılmasın diye kutunun bu kapak bölümü açılırsa oyuncaklar içinden dökülebilir. Ne yapsın? Onlar da mecburen böyle bantlıyorlar korumak için. Yardım edeyim mi? Açamıyorum. İster misin? Bıçak götüreyim mi? Yok, bıçak tehlikeli anneciğim, Ah ver bana. Ben şimdi açarım buradan bunu. Ben şimdi videomu şu arkadaşlar, videoyu kapatmak istemiyorum açarken. Ondan sonra Rüya, bir dakika bırak, bir dakika bırak. Ha şöyle. Elim Ay, arkadaşlar, o kadar zor ki şöyle tırnağımla. Bir dakika Rüyacığım, tutayım sen. mı ben anne? Açamıyorum ya. Bizim burada küçük bir makas olacaktı. İşte oluyor. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Neyse, videoyu ara vermem gerekiyor çünkü açamayacağım. Evet, en sonunda açmayı başardım. Yavaşça açalım bakalım. Çek yavaş anneciğim. Yanlış Çek yavaş. şey. Oo, yaşasın. Ama Kutusunu atmak doğru. istemiyorum yalnız. Kutusuyla saklayacağım çünkü Rüyacığım. Her şeyimiz böyle kayboluyor Ama yoksa. eksik bak. Neresi eksik? Böyleydi bu. Ya şey yok ama bak şeyli. Neyleri? Lastikli. Tamam, onları çıkartırız. Makas Ay götürür. Rüya, yalnız bayağı bir şey varmış içerisinde. Makas götüreyim mi dışarıda? Küçük, o zaman küçük makası getir anneciğim. Tamam. Küçük oyuncak Orada orada makası. şeyde. Tamam. Burada. Küçük olan var ya, çocuk makası. Tamam. Onu. Çünkü büyük makasları olmaz. O küçük makası zaten böyle plastik uçlu gibi hafiften arkadaşlar. O yüzden onu, bu sırada ben daha açmadan şuralarını size göstermek istiyorum. Şuraya bakın, saçları upuzun. Neyse, açınca daha güzel göreceğiz. Alabilir miyim onu? Teşekkür ederim. Ben tutayım. Sen tut onu. Şimdi ben şuradan arkadaşlar şöyle bir kırptım. Bir de şuradan kırpacağım. Evet, buradan Ama da. yan arkasında şeyler var. Onu Dur bir unutmayı dakika. çıkar. Heh, onları çıkart. Çık bakalım oradan. Tamam. Şimdi bir dakika Rüyacığım, bir saniye. Aşağıda da var. Şey çıktı. Bir parçası. Bir dakika dur. Ay bunlar tel gibi bir şey ya. Heh. Bir tarafı aldım da bir tarafı alamadım. Bekle. Tamam. Şimdi çek bakalım dikkatli bir şekilde ama. Bu çok zor bak. Buraya. Yo, orayı halledeceğiz. Sen şunu dikkatlice alabilirsen, yavaş, kırmayalım, zarar da. Ha, oley be. Süper. Ha, içinde. Aa, arka tarafı açıkmış Rüya. Şu Burada tarafı açık. eksik. Bunları. Dikkatli ol, dikkatli ol. Zarar vermeden çıkartalım Yalnız anneciğim. bunlar bantlı haberim varsa.
Bantları da çıkartır o zaman. Getir bana. Ve şuraya bantlı takalı saçları kızım. Saçları takalı. Tamam bir saniye. Bir dakika dur. Şunu şuradan çıkartmayı dener misin be? Çek benim bakayım. Acıda. Acıyor mu? Gelmiyor mu? Hah geldi işte. Rapunzel'in saçlarını alacağız. Bir saniye dur. Bir saniye anneciğim dur. Saçlarını almamız için bir dakika. Arkadaşlar şunu size göstermek istiyorum bir yandan. Bir dakika Rüyacığım. Saçlarını bırak. Oradan çekemiyor muyuz buraya doğru? Çekemiyoruz. Şimdi arkadaşlar kamerayı 2 saniye durduracağım. Kes anne kes. Ha, dur Rüya tutarken kesebilirim. Rüya dikkatli ol tamam mı anneciğim? Dikkatli tut bebeğin saçını kesmeyelim yanlışlıkla şimdi. Ay. Saçını... Çek bakalım bebeği buradan çek anneciğim. Sanırım oldu. Bir dakika altını nasıl zor çıkaracağız? Çekiliyor. Hayır lastik var arkasında. Dur yırtılmasın dur. Kıyafeti yırtılmasın. Bana yaklaştırır mısın birazcık? Bekle. Evet. Bazıları şey sert Rüya. Niye sert yapıyorlar şöyle? Çünkü şey olsun tamam diye. Çıkartabilecek mi? Bebeğin kıyafetine zarar vermedi. Ne oldu? Yırtılmış. Hayır yırtılmaz. Ha burada tel gibi bir şey var. Bakın Rapunzel'e arkadaşlar. Şu Rapunzel'e bakın. Rüya şu arkasındaki şeyi bir dakika şu teli düzelteceğiz şimdi arkadaşlar. Ondan sonra sorun kalmıyor. Bakın bebeğin saçlarını şöyle göstereceğim ben size. Yalnız anne burada başka şeyler var bak. Tamam onların hepsini alacağız zaten. Bir saniye. Faik, Atatürk, şunları bayrağı alayım arkadaşlar. Yalnız bunlar da kapanıp açılabiliyor. Penceresi, kulenin bir penceresi var. Oradan bakıyor ya anneciğim. En şeyi getirir de misin şurayı Rüya? Bak anne cadılar da var. Ha, cadı kuleyi kapatıyor değil mi? Şey, evet. Rapunzel'i. Sonra bu. O da prens mi oluyor? Evet prens. Çıkıyor. Tamam bir dakika önce şunları bir toparlayalım mı Rüyacığım? Saçlarını tarıyor ya çünkü övey annesi. Bir dakika. Şurada bir bantlı şeyler. Onu bir tutarsan bana onu da çıkartmamız gerekiyor. Kaldır. Elimi kesecektin az daha. Evet şimdi evet oldu. Şimdi şu iki şeyi çok zor. İlk önce taray. Evet. Tamam. Evet oldu galiba. Tek şu zor. Evet bir dakika onu da yapacağım. Bir saniye izin ver bana. Videoyu... Rüya bu ne bu arada? Bu ne anneciğim? Arkadaşlar burada bir parça var ama bunun ne olduğunu tam anlamış değilim. Neyse bulacağız herhalde bir şeysi. Rapunzel'in. Önce şunları bir görelim mi? İçeride ne var? İçeride burada ne var arkadaşlar? Hemen size göstereyim. Rapunzel'in odası burası değil mi Rüya? İyi de şurası mutlaka açılıyor sanıyorum. Orada ne var? Orası açılmıyor bence. Çok zorlama anneciğim. Burası Rapunzel'in odasında böyle rafı arkadaşlar. İyi de bu Atatürk. Mesela buraya tarağını koyabilir. O anneciğim bayrak. Bir dakika dur ver bakalım bir. Bu bayrağı nereye? Kuleye. Bir dakika dur şimdi deneyeceğim ben. Böyle olabilir mi sence? Bence böyle. Evet bence de böyle. Arkadaşlar ben böyle çok olduğunu güzel düşünüyorum. Kule. Keşke benim de böyle tatlı evim olsaydı. Senin odan da çok güzel bence Rüya. Şimdi. Saçlarına bakın şunun çok güzel. Ay Rüya şunu güzeline bakar mısın? Her yerinde böyle yıldızlar falan var. Kulenin camları var şurada. Saçlarını çözebilir miyim? Lastiklerini mi? Tabii ki. Yaklaştır bana doğru. Ben şey yapayım. Dur öyle çıkartma. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ha, kayıyor, tamam. Kayıyor. Tamam çıkıyorsa çıkart o zaman. Ay Rüya saçlara bakar mısın? Rapunzel gibi değil. Rapunzel işte bu yani. Rapunzel'in saçları çünkü annesi, üvey annesi hiç kesmediği için hep uzuyor. Onu bırak. Orayı bırak bence anneciğim. Bu sefer hepsi bozulabilir zaman. Orası kalsın anladın mı? Bir yakından inceleyebilir miyim Rapunzel'i? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bize biraz ama göstersene. Ama Rapunzel büyümek. Rüya. Ayakkabısı çekti. Ay giydir anneciğim kaybolur. Çok küçük bir parça. Hemen giydir bence. Çünkü gerçekten kaybolur ve bulamayız. Zaten minnacık bir parça. Sen taksana çok zor. Nasıl zor Rüyacığım? Giydirebilirsin. Dikkatlice giydirirsen olur bence. Heh. Bastır biraz. Heh. Giydirdin mi? Hı hı. Yüzünü bize doğru döndürür müsün onun bir? Saçlarını tarayacağım onun. Tara orada bak şurada. Ay Rüya Rapunzel'e bak.
Arkadaşlar Rapunzel'in annesi birazcık kötü bir cadıymış. Evet, bu... Rapunzel'in saçlarını her gün tarıyor ve Rapunzel'in saçlarını hiç kesmediği için böyle hani uzuyor. Çok yavaş şey olmadığını, hiç karışık değil. Evet saçlar. Çünkü çok güzel anneciğim. Annesi her gün tarıyor işte. Sonra Rapunzel'i bu kuleye kapatmış arkadaşlar. Rüya kuleye koysana. Aynı masal oynuyor. Aynı masal evet. Oynuyor. Evet. Kapıyı kuleye koysana anneciğim. Oynayayım mı? Oynayalım hadi anlatalım bunu bir. Şuraya koyalım arkadaşlar. Koy oraya anneciğim. Yani camını aç. Bu da bir şey daha. Bir şey de, onu sonra alırız. O çok önemli bir şey değil. Tamam mı Rüyacığım? Şimdi koy bakalım sen onu oraya. Bir de anne sana bir şey diyeceğim. Burada bir şeyler daha olması lazım. Nasıl bir şeyler anneciğim? Bir şeyler. Nasıl bir şeyler anneciğim? Koy bakalım. Koydun mu? Koyuyorum şu anda Rapunzel'i. Rapunzel'in kulesi değil mi anneciğim bu? Koydun mu? Şu camdan bir... bize doğru baksın ama camdan. Koy oraya. Camdan bize doğru baksın o esnada. Camını aç anneciğim. Camını aç. Ha, şurayı aç kapısını, kulenin camlarını. Saçlarını oradan sarkıtsın. Heh. İşte arkadaşlar Rapunzel'in saçları böyle. Neden sarkıttığını size anlatacağız. Rapunzel'i annesi buraya kilitlediği için, hiç dışarıya çıkartmadığı için Rapunzel'e de böyle bir prens gelmiş, aşık olmuş. Her gün kulenin altına geliyormuş, Rapunzel'in sesini duymuş şarkı söylerken. Ne diyormuş? Rapunzel'i yapalım mı Rüya? Böyle buraya geliyormuş arkadaşlar. Şimdi ben size ne dediğini söyleyeceğim bakın masalda. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim diyormuş ve Rapunzel saçlarını böyle aşağıya doğru sarkıtıyormuş kuleden. Bu yakışıklı prens de ne yapıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen gidiyormuş saçlarına doğru böyle tırmanıyormuş. Sonra cadı görüyor mu? Demek ki sen prens. Evet, cadı da böyle arkadan görüp geliyormuş. Ve şimdi seni göreceksin gününü. Evet arkadaşlar. Benim kızıma ne yaparsın? Sonra ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Gelmiş Rapunzel'in güzelim sapsarı saçlarını kesmiş. Ve Rapunzel'in saçları kısacık olmuş. Ama artık bundan sonra senin sebebin olsun. Bir daha da gelmek. Oy, ne kadar sinirli demiş ve kulenin camlarını kapatmış arkadaşlar. Ama sonra ne olmuş biliyor musunuz? Yine de bu güzel yakışıklı prens Rapunzel'i kurtarmış ve birlikte uzak diğerlere böyle gitmişler. Yan yana böyle çantalarını da almışlar, sırtlarına gitmişler. Yani çok iyi insan olmuşlar değil mi Rüyacığım? Sonra... Bu masal çok güzel arkadaşlar. Kuleye baksanıza gerçek gibi. Kulenin bayrağı yanılmış. Bir daha yanılmıştır. Oynayalım anne. Tamam, bir daha oynarız anneciğim. Hadi bir daha oynayalım. Hadi ben bağırayım buradan gelip. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını, ben geldim demiş. Rapunzel de sen kimsin demiş. Ben yakışıklı prens. Ay, onu görmemiş. Sadece saçlarını uzatır. Tamam işte, o da böyle gelmiş. Saçlarını tırmanmış, evet, tırmanmış. Kuleye çıkmış. Sonra onu kurtarmış. Onu itmiş. Hayır, itmiş onu. Annesi cadı itmiş değil mi? Adamı itmiş. Adam da böyle düşmüş arkadaşlar. Hadi. Çalılar gözlerine gelmiş. Hadi gözleri anne, kör olmuş hatta. Götür şakacıktan. Saçı yokmuş Rapunzel'in. Tamam. Yani düşsün tamam böyle. Gelsin. Düşmüş. Ay, prensin gözleri gitti arkadaşlar. Prens kör sonra oldu. Sonra kör oldu, sopasıyla gitti. Tamam, sonra böyle yavaş yavaş ormanda gezmiş. Ama sonra bir şekilde kurtulmuş değil mi anneciğim? Lay 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 lay. Lay lay. Onun sesini duymuş. Evet. Lay 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 lay. O bu da kim? Bu sesi ben bir yerden tanıyorum. Ben çatıda oturuyormuşum. Tamam. Bu sesi bir yerden tanıyorum. Bu sesi bir yerden tanıyorum. Güzel prensesim Rapunzel, sen misin? Evet. Hadi gel birlikte buradan uzaklaşalım seninle demişler ve ikisi birlikte çok mutlu bir şekilde sonra uzak diyarlara gitmişler. Demek ki siz gidiyorsunuz. Bunu ama nasıl... artık cadı onlara hiçbir şey yapamaz çünkü onlar artık çok uzaklaşmışlar. Hayır, şunu demedi. Sen nasıl yaparsın bunu Rapunzel? Sen benim kızımsın, şimdi göreceksin. Derken oradan düşmüş değil mi anneciğim o kötülük yaptığı için? İşte kötülük yapmış arkadaşlar. Bakın o yüzden düştü gördüğünüz gibi. Ben niye böyle kötüyüm Allah aşkına? Benim kafam kaldı.
Neyse. Bu da şu arkadaşlar. Hadi adadığım kadar şuraya koyuyorum. Evet anne, oraya koyacaksın galiba. Hı-hı. Arkadaşlar beğenmişsinizdir umarım Rapunzel'in kulesini. Biz çok beğendik çünkü Rüya'yla. Değil mi Rüya? Ben hayatta beğenmedim çünkü çok... Niye anneciğim? Sen aldın bunu ama sen istemiştin anneciğim. Bence çok güzel. Beğendin. Sen kendi istediğin bir şeyi nasıl beğenmedin? Çok az şey var. Neyi çok az Rüya'cığım? İşaret. Malzemesi mi? Ama bu kadar var. İçinde görmüştük zaten. Şu şeyi çıkartamadık ama. Neyse arkadaşlar bir bay bay yapalım. Hadi bakalım. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz anlaşılan bu Rapunzel'in kulesiyle bayağı bir daha oynayacağız çünkü. Rapunzel burada yatıyor Rüya. Al istersen onu anneciğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Uyuyor bak anne. Ya, tamam yatağına yatır o zaman. Orada odası var. Odasındaki yatağa yatırabilirsin. Onu da gösterelim madem arkadaşlar. Bir de saçlarını uzatacağız. Saçlarını uzatıp uyarken mı yatıracaksın? Tamam. Arkadaşlar neyse Rapunzel'i yatırdık şimdi. Biz de keyif yapalım bari. Hoşçakalın arkadaşlar. Baksana saçlarını Rapunzel'in. Evet. Yatarken biri uzatıyor saçlarını. Bir bak arkadaşlar. Evet gösterdim bile hatta. Arkadaşlara da gösterdim. Hoşçakalın. Yani camlar kapalı. Görüşürüz.